Aslında, Aslında e, e, ben e, e, daha evvel de bir çok yayına katıldık e, arkeoloji haberle birlikte. E, yine arkeoloji habere de teşekkür edeyim ki e, ana caddeleri, çeşmeleri. E, Neolitikleşme e, süreci için çeşitli modeller e, öne sürülmüş. Bugün sizlere bu Murat'ın da bahsettiği gibi kısım arkeoloji temalı webinarlar üzerine artık bir marka olmuş arkeoloji haber ekibine Bugün aramızda e, Doktor Eren Tümrülü var. E, Ken Uşak'taki protestörlük dönem yüzey araştırmaları projesi ile ilgili bilgi vereceğim. Tastanmış böyle yani. kendi kendi bir yüzey araştırmadan tanıyordu ve bana dedi ya. E, öğrenci... düzenlemiş olduğumuz butik canlı yayınlarının ilki için kültür etkili, <bihar> <ayır Everything> <où> ve be aile temsilcisi olarak başkent olarak kabul edilen bu baş harköyce haberde anlatmamı istediğinde <hikayolojisi>. <laughs> eee <kurentiyle, Corleone> rahat çiftlikte göremiş. Dik kazıları, Perge kazılarının tarihçesi eee böyle bir desteklerinden dolayı bütün kültür ve tarih dersi kamurtura gecesi başladığımız yayınlar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Aralıyor güzel açmalarının bir kültür envanterine dönüşme süreci üzerinde durmak istiyorum. En azından bu yerde komik. Bak, var, Şimdi arkeoloji haber pandemi döneminin galiba bize verdiği güzel nimetlerden Arkeoloji değerli takipçileri, hepinize iyi akşamlar. E, Arkeoloji 44. 44'ü için sizlerle bir aradayız. bu akşam Aygay Kazı Başkanı, sevgili doçent doktor Yusuf Sezgin konuğumuz olacak. Çobanların kenti Aygay'ın Helenistik dönem kent planlaması ve yapılarını hocamız ile konuşacağız. bu sezonun artık yavaş yavaş yayınlarının sonuna geliyoruz. Temmuz ve Ağustos ayında kısa bir ara vermeyi planlıyoruz. Ekip olarak böyle bir karar aldık. Eylül ayından itibaren gene dolu yayınlarımızla e, sizlerin karşınızda e, olacağız. Ben şimdi hocamızı yayına davet etmeden önce e, sizlere kısaca özgeçmişiyle ilgili bilgi vermek istiyorum. 1998 yılında Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünden mezun oldu. 2012 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Profesör Doktor Güven Bakır'ın danışmanlığında Klozemena'yı milattan önce 4. yüzyıl e, Bazil <laughs> Bazilya'ya isimli yüksek lisans tezini tamamladı. 2019 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Profesör Doktor Ersin Doğer'in danışmanlığında Yonya Arkeik Dönem Ticaret Anforaları isimli doktora tezini tamamladı. 94-2002 yılları arasında Klozamanayi kazısında, 99 yılında Kolofon kazısında, 2002-2004 yılları arasında Kloros kazısında çalıştı. 2005 yılından beri Aygay'da çalışmakta. 2010 yılından beri de aynı antik kentin kazı başkanı olarak çalışmalarını sürdürmekte e, 99-2002 ve 2010 2013 yılları arasında Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde 2002-2010 yılları arasında Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde 2014 yılından beri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde görev yapmaktadır 2014 yılından beri The European Association of Archaeologists üyesidir 2020 yılından beri de Almanya Arkeoloji Enstitüsü muhbir üyesidir Ben şimdi sevgili hocamı e, yayına davet ediyorum ee, Yusuf Hocam merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba Murat Bey. Ee, nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim Murat Bey, sağ olun. Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Hemen kısa bir düzeltme yapayım. Siz beni gençleştirdiniz. Ben doktoru 2009'da bitirdim. Herhalde yanlışlıkla 2019 dediniz. <laughs> ee, olabilir hocam. Ee, açıkçası teşekkür heyecanlıyım. Ee, yani Sizle bu yayını yapmak için uzun zamandır bekliyordum. Evet, ee, evet. Çok da merak ettiğim bir e, kent Aygay. E, basından da sizi takip ediyoruz. Ne yalan söyleyeyim az Sağ önce izlediğimiz teaser da beni çok etkiledi. Hem müziği olsun e, hem e, antik kentin bulunduğu konum olsun. O yüzden dilim suçmuş olabilir. Özür dilerim hocam. Heyecanıma... Bağlıyorum. Estağfurullah canım. Olur mu öyle şey? Tabii ben öncelikle Murat Bey çok teşekkür ederim. Tabii siz uzun süredir bu işi yapıyorsunuz. E, keyifle takip etmeye çalışıyoruz vaktimiz oldukça. Çok önemli bir boşluğu doldurdunuz aslında. Böyle bir ihtiyaç varmış. O da görüldü. E, o açıdan hani arkeolojinin bütün alanlarıyla ilgili... Ee, işte hepimiz bilgi sahibi olmaya başladık O açıdan çok önemli bir şey yapıyorsunuz Ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum Ben de teşekkür ederim hocam ee, Az önce de okudum Özgeçmişte de yaklaşık 17 yıldır e, bu aygayı kazıları e, sürüyor Siz de başından beri e, sürecin evet. içerisindesiniz son dönemde de başkanlığını yapıyorsunuz e, beni hem konum olarak etkileyen bir yapısı var hem kalımsal binaları işte interdisipliner yaptığınız çalışmalar geçtiğimiz haftalarda bir haber çıktı. Oradaki layıkları ve iskeletleri inceleyerek ortalama bir yaş yaşayanların ortalama ömürlerini paylaşmıştınız. Bu konuda beni çok etkileyen bir yapısı var. Böyle de tabiri caizse de nasıl ifade edeyim böyle bir tek başınıza da bir antik kenti de böyle bir yaşatmaya ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bununla ilgili de bir mücadeleniz var ben o yüzden bu akşam anlatacaklarınızı heyecanla bekliyorum hocam ki takipçilerimiz de bekliyorlardır çünkü dağların arasında kalmış gizemli bir dekent aynı zamanda ben istiyorum ki yani bizi izleyenler de burayı öğrensin gelsinler hem tanısınlar arkeoloji haber sayesinde hem de gelip ziyaret etsinler sizleri oldu bulsunlar o yüzden bu akşam anlatacaklarınız çok önemli hocam teşekkür ederim Murat Bey gerçekten tabi bizim meslek Kolay bir meslek değil yani her yerde bu işler kolay olmuyor. Ama ben tabii önce e, müsaade ederseniz e, tabii ki e, bizim Kültür Bakanlığımıza, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüze teşekkür etmek istiyorum. Elbette onların izinleri ve destekleriyle biz bu işleri yapıyoruz. E, sonrasında tabii ki üniversiteme, Celal Bayar Üniversitesine teşekkür ediyorum. Arkasından e, bu işler malum sponsorsuz, desteksiz olmuyor. Yunus Emre Belediyesine e, devamında geçen yıldan itibaren hemen yakınımızdaki Ala Belediyesinin desteği başladı. Onlara teşekkür ediyorum. Son olarak da e, geçen yıldan itibaren Türk Tarih Kurumu, daha doğrusu iki yıldır Türk Tarih Kurumu e, birçok arkeolojik kazıya destek oluyor biliyorsunuz. Biz de artık şanslılardan biriyiz diyebilirim. Geçen yıldan itibaren böyle bir destek başladı. E, bu bakımdan ben. Kültür Bakanlığımıza ve Türk Tarih Kurumu'na da teşekkür ediyorum. Şimdi dediğiniz aslında şu açıdan biraz doğru. Biz tabii zor bir coğrafyada bulunuyoruz. Aslında birazdan göstereceğim. Deniz kenarına 13 kilometre olmasına rağmen çok dağlık bir arazi. Ulaşım çok kolay değil. Yani toplu ulaşımla ulaşabileceğiniz bir nokta değil. Ee, belki de e, kazılar başlayana kadar sadece meraklısının bildiği bir antik kentti aslında burası. İşte arkeologlar arasında bilinirdi ya da çok meraklı işte özel ziyaretçilerin geldiği bir yerdi. Tabii kazılarla beraber işte adı duyulmaya başladı. Biraz işte sosyal medya biraz da işte iletişim olanaklarını da kullanarak herhalde daha bilinir bir hale gelmeye başladı. Ama bir yandan da e, ben... E, şu... Şöyle düşünüyorum her kentin kendine göre zorlukları var her kazı alanının ama zannediyorum Aygay herhalde 1 ile 10 arasında derecelendireceksek 9 falan diye düşünüyorum. Çünkü e, 2000 yılına kadar antik kentin yakınına kadar yol bile yoktu. Yani 2000 yılından sonra ilk defa yol açılıyor. Biz belki de kazının e, hala şu an bile kazıya başladık bir ay oldu. Antik yolları aç çıkarıp insanların rahat ulaşmasını aynı zamanda bizim de tabii ki işte araç sokmaya çalışıyoruz. Ee, onu sağlamaya çalışıyoruz. Kolay değil. Bir de e, şunu da söylemek lazım. Aslında e, İonya bölgesinde biliyorsunuz çok fazla kazı var. Hatta Troas'ta bile çok fazla kızı var günümüzde. Şu an Ayyolis bölgesinde yani Batı Anadolu'nun işte en büyük bölgelerinden bir tanesi 12 Ayol kenti var Herodotus'un saydığı. tek kazı devam eden tek antik kent Aygay. o bakımdan yani Ayolis'in özellikle iç bölgesini anlamak açısından Aygay kazılarının önemli veriler sunduğunu ve sunacağını düşünüyorum. Bu bir şans bizim açımızdan. Ama tabii ki gönül ister ki işte kıyıdaki işte küme gibi mesela işte uzun yıllar kazılar devam etti ama şu an maalesef bir kazı yok. Diğer kentlerde de çalışma olmasını şahsen isterdim. Dediğim gibi biz elimizden geldiğince zorluklara göğüs gererek çalışıyoruz. Tabii ki birçok kurumun desteği var. Onlara teşekkür ediyorum. İsterseniz geçelim hem slaytlar üstünden evet. başlayalım. Daha iyi olur Buyurun diye düşünüyorum. Efendim. Tamam, e, tamam. Siz sunumu tam ekran yaptığınızda ben yansıtacağım. Tamam, açayım ben o zaman. Evet hocam. Ben Şu, geldi e, size. geldim takip ediyorum. E, tam ekran yaparsınız hocam. Tamam, şöyle yapayım. Biraz ilerlemişiz. Şöyle başa alayım ben sunumu. E, evet hocam, buyurun başlayabilirsiniz. E, söz sizde. Geldi zannediyorum. Ben ara ara belki önce. evet, ara ara belki devreye girerim hocam ama mümkün olunca soru-cevap kısmında da e, konuşuruz. Tabii Tabi. İyi olur. Ee, zaten sunumu çok uzun tutmayacağım, çok sıkmak istemem. İşte maksimum bir saat gibi bir şey yapalım diye düşünüyorum. Ee, öncelikle bir kısa giriş yapacağım, yani kazıların hem tarihçesi, bir de antik kentin kısa bir tarihçesinden bahsedeceğim. Ee, bu başlığı seçmemizin nedeni kentin Özellikle Helenistik dönemde çok ciddi oranda büyüdüğünü, geliştiğini ve e, hani günümüzde ziyaret ettiğinizde gördüğünüz yapıların çoğu Helenistik döneme ait. Onun için özellikle Helenistik dönem üstünden e, anlatmak istedim, e, kenti tanıtmak istedim. Şimdi bu harita üstünde tabii topografik bir harita değil ama en azından Aygay'ın konumunu görüyorsunuz. Şurada ee, şurası Alea yani antik küme e, kentinin bulunduğu yer e, biliyorsunuz e, tarihçi Herodotos Ayyolis bölgesinde 12 tane büyük kent polis kurulduğunu söyler bunlardan bir tanesi Aygay az önce de bahsettiğim gibi birçok antik kent olmasına rağmen bölgede şu an çalışmaların devam ettiği tek merkez Aygay Aygay konumu olarak da ilginç. Ee, biliyorsunuz e, İonya bölgesindeki e, 12 İyon kentinin tamamı kolofon hariç deniz kenarındadır. Ayoliste biraz durum farklı. Kentlerin büyük bir kısmı deniz kenarında olmasına rağmen iki kent denizden çok içeride kurulmuştur. Bir tanesi Aygay'dır burada, bir tanesi de Temnos'tur. Şimdi Aygay için aslında seçilen konum e, biraz tabii özel bir konum. Şurası Gediz Nehri'nin aktığı yer Gediz. Şuradan Bakırçay akar yani Antik Kaykos. Şu aradaki, aradaki bölüm Yunt Dağı. Antik dönemde Aspordenon deniyor buraya. Aspordenon çıplak demek. Verimsiz anlamında çıplak e, bir bölge. Yani çünkü tamamen volkanik ve kayalık bir araziden oluşuyor. Bu e, Yunt Dağı üzerinde kurulmuş olan tek e, kent, tek polis Aygay. Şurada görüyorsunuz aslında Yunut Dağının sınırları bak şuralara kadar ulaşıyor çok büyük bir araziden bahsediyoruz. Kentin konumu da e, Yunut Dağı içinde özel özellikle seçilmiş olduğunu anlıyorsunuz. Aslında şu tepe, bu tepenin üstünde kentin yapıları, kentin hemen e, batısından şuradaki Setlik Çayı akar. Bu taraftan doğudan gelen ise Koca Çaydır günümüzde. Antik dönemde Pitikos denen çok önemli bir nehir bu. Bu iki çay gördüğünüz üzere güney kısımda birleşir. Sanki bir yarımada oluşturulmuştur. Yani kentin burada kurulmasının nedeni aslında konumunun çok özel olması bir. İkincisi çok stratejik bir nokta aslında. Yani batı işte Ayyulis bölgesinde deniz kıyısından eğer iç bölgelere ulaşmak istiyorsanız yani mesela Lidya bölgesine en kestirme güzergah budur. Ya da şu şurayı Gediz'i kullanacağınıza ya da Bakırçay vadisinden ulaşmaktansa doğrudan Aygay'ın da e, önünden geçen bir vadiden iç bölgelere ulaşabilirsiniz. Şimdi e, elimizdeki e, arkeolojik kanıtlar ve bilgiler bu Ayöl kentlerinin 1140 civarından itibaren kurulmaya başladığını söylüyor. İşte en erken kurulan kümedir. Küme zaten Ayolis'in başkentidir. Straban'a göre en büyük kentidir, başkentidir. Fakat 1100 civarında diğer kentlerin kurulduğu söyleniyor diğer Ayöl kentlerinin. Fakat aygay'daki işte bu son 17 yıldır yaptığımız kazılar şöyle Şuradan göstereyim. Kentin M.Ö. 700 civarında kurulduğunu bize gösteriyor. Elbette önümüzdeki çalışmalar bu tarihi değiştirebilir. Bu konuda bir şey söyleyemeyiz ama bugünkü bilgimiz bu. Bizde şöyle bir kurgu var aslında kafamızda. Büyük ihtimalle Aygay, işte kıyıdaki ayol kentleri kurulduktan sonra işte belki de 300-400 yıl sonra e, kıyıdaki kentleri korumak üzere bir askeri karakol olarak kurulmuş diye düşünüyoruz. Dediğim gibi elimizdeki şu anki veriler bunu gösteriyor. Aslında Aygay'ın e, kontrol ettiği arazinin çok büyük olduğunu biliyoruz. Bu harita üstünden e, göstereyim. Özellikle birkaç yerde e, şu kısım şöyle ben de biraz yaklaşayım. E, şuralarda falan bizim ee, üniversitenin, Celaber Üniversitesi'nin kampüsü var. Sarıçam yazısını görüyorsunuz. Bu kısımlarda bir takım sınır taşları var. Bunlar yayınlanmış. da 19. yüzyılın sonlarından itibaren bir takım sınır taşları yayınlandı. Aygay'ın Yunt Dağı'nın çok büyük bir kısmını kontrol ettiğini biliyoruz. Özellikle Helenistik dönemde. Yani Aygay sadece işte buradaki tepenin üstündeki bir yerleşim olarak düşünmeyin. Yunut Dağı'nın neredeyse dörtte e, üç bölümünü kontrol eden bir polis kimliğinde karşımıza çıkıyor. Evet burada onların örneklerini koydum. Şimdi e, hava fotoğrafından baktığınız zaman e, deminki videoda da aslında çok güzel göründü. E, i̇şte kamu yapılarının nasıl dağıtıldığını ve yerleştirildiğini görüyorsunuz. Gerçekten e, ulaşılması zor, oldukça korunaklı elbette bilinçli olarak e, böyle bir coğrafya, böyle bir arazi seçilmiş. E, kente ulaşmak en kolay. Bugün de karayolu şuraya kadar geliyor zaten bu kuzeydoğu kısımdan kente rahatlıkla ulaşabilirsiniz gerisinde ise işte e, oldukça sarp kayalıklar ve nehirlerin oluşturduğu vadiler kenti koruyor. E tabi bununla yetinmemiş Aygaylılar e, çok güçlü bir sur sistemi oluşturmuşlar birazdan ondan da bahsedeceğim. Bunlar elimizdeki en erken tarihli seramik buluntular. Milattan önce 720 ile 690 arasında rahatlıkla tarihleyebiliriz. Daha erken tarihli bir buluntumuz henüz yok. Şimdi kentin kuruluşu kabaca milattan önce 700 yılları terk edilişi ise yani kent sisteminin ortaya kalktığı tarih ise yine 260'lı yıllar milattan sonra 260'lı yıllar bu meşhur got akınları vardır. Gotlar kuzeyden bütün Anadolu'yu, batı Anadolu'yu yağmalamıştır. İşte Bizantiyon, Nikea falan devam ederler. Hatta biliyorsunuz e, Efes Artemis tapınağı da o got akınları sırasında yağmalanmıştır. Elimizde epigrafik bir kanıt yok ama bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda e, kentin Son evresinde ele geçen bütün buluntular 260-270 yıllarına ait. Sikkeler de dahil buna. E, kent bilinçli olarak terk edilmiş. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın bu üç fotoğrafta gördüğünüz aslında e, ana caddelere bakan binaların kapıları. Bu kapılar bilinçli olarak taşlarla örülmüş. Bu tabii şu anlama geliyor. E, kenti terk ederken kapıları niye örersiniz? İşte içeriye birileri girmesin daha sonrasında da gelmeyi düşünüyorsunuz demek ki anlamına geliyor. Fakat dönememişler geri çok belli. Çünkü bu mekanların içinde yaptığımız kazılarda neredeyse hiçbir şeyle karşılaşmıyoruz. Çünkü her şeylerini alıp kenti terk etmiş Aygaylılar. Milattan sonra 260 yılında yani kabaca bin yıllık kesintisiz bir yaşam söz konusu kentte. Tabii bu döneme ilişkin buluntularımız var. Çünkü kentin terk ediliş evresiyle ilişkili buluntular özellikle sarnıçlarda karşımıza çıkıyor. Birçok sarnıçta işte burada gördüğünüz seramik buluntular ve sikkeler özellikle tabii tarihleme açısından çok önemli. Mesela Roma İmparatoru Galienus sonrasına ait sikke kentte yok denecek kadar az. Yani Galienus döneminde gerçekten işte bu got haklarında çok yoğun gerçekleştiği bir dönem. Kent terk edilmiş. Sonrasında tek tük işte sonraki imparatorlara ait sikkeler var ama belli ki kent sistemi ortadan kalkmış. İşte belki çok küçük bir nüfus kenti yaşamaya devam etmiş. Kentin terk edilişinden sonra yaklaşık 900 yıl sonra geç 12 erken 13. yüzyılda küçük bir Hristiyan cemaat gelip kente yerleşmiş Bizanslılar. Bununla ilişkili elimizde bir takım veriler var. Özellikle kentin kuzeyinde ve güneyinde iki tane ayrı kilise var. Bizans dönemine ait kilise. Tabii bunların da ömrü çok uzun olmamış çünkü 1302 yılında Saruhan Bey'in Manisa'yı ele geçirmesinin ardından Bizanslılar da Ayga'yı terk edip gitmişler. Terk edildiğine dair önemli verilerden bir tanesi burada gördüğünüz Sarnıç. Bu Sarnıç Türkler geldiği zaman kullanılmasın diye etraftaki sütunlarla doldurulmuş. Tabi onun içinde ele geçen buradaki Bizans seramikleri sayesinde sarnıcı tarihlemek mümkün oldu. Kentin kentte 2004 yılına kadar benim hocam Profesör Doktor Ersin Doğar ilk defa kazılara başladı. Ondan önce kazı çalışması yok. 1880'li yıllarda 82 yılında Fransızlar çok kısa bir dönem çalışmışlar kentte. Sonra 86 yılında Pergamon kazı ekibi'nin üyeleri 3 hafta gelip kente belgeleme yapmışlar ama e, çok da önemli bir kitap yayınlıyorlar ardından e, kentteki bütün işte yapıları işte sur sistemlerini falan yayınlamışlar yazıtları yayınlıyorlar ama arkeolojik kazı 2004 yılına kadar gerçekleşmiyor çünkü e, dediğim gibi ulaşımı çok zor bir yerden bahsediyoruz 2000 yılına kadar zaten kentin yakınına kadar yol gelmiyor yani asfalt yol yok. 2004 yılında Ersin Hoca'nın başkanlığında kazılar başladı. Kentin adı Aygay, Aygay keçi demek. Daha doğrusu eski Yunanca Ayga, Ayga kelimesi keçi demek. Oradan türetilmiş bir kelime. Bugüne kadar yaptığımız kazı çalışmaları bize gerçekten Aygay'ın keçi ve hayvancılıkla var olduğunu, bütün ekonominin bunun üstüne... Kurulduğunu gösteriyor. Zaten kentin sikkellerinde e, keçi tasvirleri burada gördüğünüz gibi çok e, yoğun. Onun dışında zaten bu coğrafyada ve bu arazide keçi dışında başka bir e, ekonominin olması çok beklenemez. Tarımsal alanlar çok kısıtlı. Çok küçük alanlarda e, mikro klima şeklinde küçük ovalar oralarda belki tarım yapılıyor. Hala günümüzde de öyle zaten çok fazla bir seçenek yok. Elimizde çok fazla yazıt var. Bu yazıtlardan da hayvancılığın çok kıymetli olduğunu anlıyoruz. Yani Roma döneminde bile milattan sonra 2. yüzyılda imparatora elçi gönderilmiş ve keçi derisinden alınan verginin düzenlenmesi konusunda bir talepte bulunmuş aygaililer. bu açıdan birazdan göreceğiniz işte tüm kamu yapıları, gösterişli yapılar tamamen hayvancılıktan elde edilen Parayla oluşturulmuş. Aslında kentin kuruluşu çok erken, dediğim gibi 700 yılları ama bugün de size anlatacağım benim Helenistik dönemine kentin değinmek istiyorum çünkü gösterişli kamu yapıları bu döneme ait. Helenistik dönemde kentin yeniden imar edildiğini biliyoruz. 2. Yüzyılda kent bir Bergama modeli, Bergama ya da model alınarak diyeyim yeniden tasarlanmış. Şimdi burada solda Bergama'nın özellikle tiyatro bölümündeki kent planı. Burası Aygay. İşte tiyatro, Athena Tapınağı benzer konumlar. Zaten elimizde çok fazla veri var gerçekten. Bergama'yla olan ilişki çok yoğun. Yani kent ikinci yüzyılın ortalarında Bergama'nın desteğiyle yeniden imar edilmiş. Gördüğünüz kamu yapıları hepsi neredeyse bu dönemde kurulmuş. Peki nasıl olmuş yani e, kentin yeniden kurulması için tabii ki e, tarihsel bir olaya ihtiyaç var diye düşünüyorum birazdan ona da geleceğim. E, tabii kentin ekonomisi hayvancılık dedik e, yoğun olarak hayvancılığa dayanıyor. Tarımsal üretim çok sınırlı. E, Roma döneminde LR3 tipi amforalar üretiyor belki şarap üretimi konusunda belki bir miktar bir şey var ama onun dışında tarımsal üretim hakkında bilgimiz pek yok. Çok meşhur ünlü bir tapınak var. Apollon Hresterios tapınağı. Hresterios kehanet saçan demek. Yani Apollon'un sıfatlarından bir tanesi bu. Burası bir bilicilik merkezi anladığımız kadarıyla birazdan ondan bahsedeceğim. Bu kehanet merkezine adanmış araziler var. Bu araziler de büyük ihtimalle ciddi bir ekonomik gelir kente sağlıyordu. Kısaca bir kentin erken döneminden bahsedeceğim birkaç slaytla. Ondan sonra asıl konumuz olan eski döneme geçeceğim. Şimdi şu plan aslında bizim topografik haritamız ve kamu yapılarının yerleştirildiği kent planını görüyorsunuz. Şurada üçgen formlu renklendirilmiş olan alan aslında etrafı surlarla çevrilmiş arkaik kent. Yani en erken kent şu gördüğünüz alanda yer alıyordu. O kenti ilişkin tabii arkaik sur duvarları yer yer iyi korunmuş durumda. Özellikle bu Lesbos tipi poligonal duvar örgüsü çok önemlidir. Kabaca 6 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Çok da büyük bir kent olduğunu söyleyemeyiz. Aygay'daki şanssızlık burası kayalık bir tepe olduğu için her gelen dönem alttakini çok ciddi oranda tahrip etmiş çünkü bir höyükleşme gibi bir durum söz konusu olmadığı için alttaki binaların hepsi temizlenmiş yeni binalar yapılmış üstüne. Onun için maalesef arkaik döneme ait mimari kalıntılarımız çok az. Onlardan bir tanesi burada bir e, Ada Bir Mahallesi'ndeki demirci atölyesi önce 6. yüzyıla ait. E, Kentin farklı bölgelerinde arkaik döneme ait e, bir takım izlerimiz var. Seramik buluntulardan burada örnek koydum. E, çok ciddi bir Lidya etkisi e, görüyoruz, e, buluntular açısından da görüyoruz. E, muhtemelen arkaik dönem boyunca e, bir Lidya etkisi, belki Lidya hakimiyeti e, var gibi hissediyoruz son dönemde. Kentteki en erken buluntular M.Ö. 700 demiştim. Burası Kuzey Doğu nekropol. Bu kentin olduğu yer. Şu yine renklendirilmiş alan Kuzey nekropolisinde 2015 yılında başlayan uluslararası proje kapsamında çalışmalar yaptık. Murat Bey'in de söylediği gibi interdisiplinler çalışmalar gerçekleştirdik 3-4 yıl boyunca. Orada mesela şu gördüğünüz tümülüsü kazdık. Bu aslında çok standart bir tümülüs değil. Bunlar alçak yığma toprak tepeli tümülüsler. İçinde 10 tane mezar vardı bunun. Bu 10 mezarın içindeki buluntuların bir kısmı burada. Bunlar da milattan önce 700 yıllarına ait. Yani bizim hem kentte hem nekropolis alanındaki en erken buluntularımız 700 yıllarını işaret ediyor. Bu da bize kentte daha erken dönemde pek bir şey olmadığını düşündürüyor. Antik klasik dönemiyle ilgili antik kaynaklardan e, aldığımız bir takım bilgiler var. E, arkeolojik buluntularımız az. Onlardan bir tanesi buradaki e, 5. yüzyılın başlarına ait bir kireç taşı lahit. Aslında bu çok özel bir lahit. Şu açıdan özel. İçindeki buluntular bir Attika e, C tipi külük, işte e, lekitoslar görüyorsunuz. Bunlar tam olarak 490 civarına ait çünkü siyah figür tekniğinde iyi tarihleniyor. Daha da önemlisi iki tane mezarda Pers tipi okucu bulduk. Büyük ihtimalle bu mezarda yatan kişinin ölümüne neden olan okuçları bunlar. Bu tarihlerde de tabi biliyoruz ki İonya ihtilali var. İonya ihtilalinin bastırıldığı dönem işte 494 yılında Persler İonya ihtilalini bastırıyorlar büyük ihtimalle. Bu ayaklanma sırasında ölmüş bir Aygaylı'nın mezarı olmalıydı. Ee, şimdi gelelim Helenistik dönemde kent nasıl bir e, yapıya kavuşuyor. İkinci ee, yüzyıl ortaları gördüğümüz kadarıyla bu son 17 yılın verisi e, olarak söylüyorum. Neredeyse... E, işte bu Athena Tapınağı'nda Agora binasında hep ikinci yüzyılın ortalarına ait buluntularla karşılaştık. Neden ikinci yüzyılın ortalarında kent yeniden imar edilmiş? Çok önemli bir olay var aslında. E, Milattan önce 156 ve 154 yılları arasında Bergama Kralı 2. Attalos'la Bitinya Kralı 2. Prusyas arasında çok ciddi bir savaş var ve e, Antik kaynaklar da bize aktarıyor zaten bu savaş sırasında Aygay'da dahil e, e, birçok kent tahrip edilmiş e, 2. Prusyas tarafından. Onlar tabi Bergama müttefiği olduğu için herhalde tahrip ediliyorlar. Ve bunun sonunda Aygay yeniden imar edilmiş. Nasıl imar edilmiş? Roma'nın devreye girdiğini ve ikinci Prusya'sın tazminat ödemek zorunda bırakıldığını biliyoruz. Bunu da yine antik kaynaklar anlatıyor bize. Bu tazminat sonucunda kent yeniden imar edilmiş. Tabii bu süreçte başta da söyledim. Büyük ihtimalle Bergama'nın desteğiyle yani Bergamalı şehir plancıları, mimarlar gelip kentte çalışmış olmalı diye düşünüyoruz. Çünkü hem şehir planı hem mimari teknik açısından Bergama'yla çok yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada demin de size gösterdiğim aslında bu arkaik kenti görüyorsunuz. Kent iki kademede Helenistik dönemde büyütülmüş, arazisi genişletilmiş. Bir kuzeye doğru, güneye doğru ise iki kademede genişletilmiş. Şu gördüğünüz hat aslında sur hattı. Bir iç sur gibi düşünebilirsiniz şunu. Burada iki kademede güneye doğru geliştirilmiş. Bu fotoğrafında da görüyorsunuz işte bu Agora binası gibi önemli kamu yapıları tam olarak bu tarihte ikinci yüzyılın ortalarında inşa ediliyor. Evet burada e, sur ve teras sistemleri. Tabi arkaik dönemde sur olarak kullanılan şu bölümler Hedenistik e, dönemde kentin büyütülmesiyle artık teras duvarları haline dönüştürülmüş. E, gördüğünüz gibi e, kent e, sınırları oldukça e, geniş bir alana yayılmaya başlamış. Burada ise tabi Hedenistik surlar maalesef e, çok iyi korunmamış. Bazı yerler tek sıra şurada görüyorsunuz bazı yerlerde birkaç sıra. E, tabi e, teras duvarları çok iyi durumda. Teraslarda e, herhangi bir sorun yok. Büyük ihtimalle e, Roma döneminde e, Augustus İmparator Augustus'tan sonra başlayan Pax Romana denen yani Roma barışı döneminde e, surlar bilinçli olarak yıkılmış olabilir diye düşünüyoruz. Evet tabi bu hedonistik sur üstünde birçok yerde şurada gördüğünüz renkli işaretlenmiş fotoğrafları da var. Burçlar var. Burada gördüğünüz üzere. Kentin özellikle güneye doğru genişletilmiş olan ikinci bölümünde muhtemelen yine helenistik dönemde inşa edilmiş olan bir stadyon söz konusu hemen şurada görüyorsunuz. Burada e, surun da tabi antik dönemde özellikle e, bu tür kentlerde, klasik kentlerde kentlere kapılar aracılığı girilir biliyorsunuz. E, bizim tespit edebildiğimiz toplam 5 tane ana sur kapısı var. Bunlardan belki de en önemlisi şurada iki tane yuvarlak görüyorsunuz. İki yuvarlak kulenin içinden devam eden bir antik yol söz konusu. Şurada K2 ve K3 olarak işaretlenmiş. Onların o sur, sur kapılarının enkazını görüyorsunuz. Muhtemelen bu kenti güneyden ulaşan yol, yani Küme, Mürina tarafından gelen antik yol, buradan kentin içine giriyordu. Ve buradaki sur hattındaki kuleler de hepsi yuvarlak planlı, şurada görüyorsunuz. Şimdi önemli birkaç kamu yapısından bahsetmek istiyorum öncelikle agora binasından bahsedeceğim. Belki de Aygay için en karakteristik ya da işte herkesin en çok bildiği, en tanınan yapılardan bir tanesi. Hava fotoğraflarında da kendini çok güzel gösteriyor. Bakın bir köşesi şurada, bir köşesi şurada. Tabii günümüze kadar çok ciddi oranda taş kaybetmiş ama yine de iyi korunmuş diyebileceğimiz bir bina, agora binası. Cephe çizimini görüyorsunuz. Aslında 1880'li yıllarda Almanların çalışmalarında bir fotoğraf var. Fotoğrafta mesela şu kısım tamamen korunmuş. Şu bölüm şöyle şuralara kadar uzanıyor. Şurada bir pencerenin alt kısmı var. O pencere tamamen korunuyor. 1880'lerden sonra bile çok fazla kayıp yaşanmış. Bu yapının özelliği şu, bir tabii arazinin eğiminden dolayı 3 katlı yapılmış. Burada zemin kat planını görüyorsunuz. Yan yana bir sıra halinde dükkanlar. Bu dükkanların her biri önlü arkalı odalara sahip. Ara katta ise e, muhtemelen yine kamunun ihtiyaçlarına cevap veren e, bir kat var. Üçüncü kat ise e, stoa olarak kullanılmış. Şöyle belki burada daha iyi göreceğiz. E, şurada gördüğünüz meclis binası burası agora. Ee, ...yukarı agora ya da devlet agora'sı diyebiliriz buraya. Eğimden dolayı buraya yapılan e, e, bina üç katlı olmak zorunda. Burada tekrar bir e, teras ve düzlük oluşturulmuş. Buraya da ticari agora diyoruz. Çünkü bunlar dükkan işlevinde kullanılmış. Arakat kat bahsettiğim az önce şurada. Ürbet ise burada gördüğünüz gibi bir stoa yani... Ee, ve karşısında zaten başka bir stoa daha var. O da e, <laughs> Agora Batı Stoa diye isimlendiriyoruz onu. Şöyle yapayım. Evet o size bahsettiğim e, 1886 yılındaki fotoğraf burada. işte uzaktan çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafta binanın biraz daha iyi durumda olduğunu zannediyorum. Siz de görüyorsunuz. Biz burada tabii çok fazla kazı yapmadık. Bir alanda kazı yaptık. Çünkü çalışması biraz zor. Binanın statik olarak bir takım sorunları var. O sorunları gidermeden burada kazı yapmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Dediğim gibi çok simgesel bir yapı. Aygayla özdeşleşmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Ee, Almanların da önerisi burada 1886'da Almanların e, yaptığı röleve çizimlerinde işte e, zemin kat, ara kat, üçüncü katta e, sütunlu bir stoa var. Tabi Almanlar o dönemde dor e, önermişler, dor sütun başlığı önermişler. Fakat e, biz buradaki dükkanlardan birini kazdık görüyorsunuz. E, yukarıda e, iyon sütun başlıklarıyla e, donatılmış bir stoa olduğunu görüyoruz. E, bu Sütun başlıkları da tam olarak 2. yüzyılın ortalarına işaret ediyor. Yani yapının tarihlenmesi açısından oldukça önemli. Burada çizimini görüyorsunuz. E yine Almanların fotoğrafları e, burada gördüğünüz. Şu an bizim gördüğümüz seviye şurada ama yine de şu seviye yaklaşık 11 metre. E, çok da alçak sayılmaz. Orijinalinde herhalde. Yaklaşık 14-15 metre yüksekliğinde bir bina olmalı. Binanın uzunluğu 80 metre aslında. Şöyle bir geleyim. 80 metre yaklaşık şu uzunluk. Tabi buradaki özelliklerden bir tanesi de bu binada hiçbir bağlayıcı kullanılmamış. Yani... Duvar taşları bina yapılırken herhangi bir harç, kenet gibi bir bağlayıcı yok. Tamamen kendine özgü bir duvar örgü sistemiyle yapılmış bir binadan bahsediyorum. Yine 1880'lerde e, Almanlar çalışırken yüzeyde tespit etmişler. Aslında çok önemli bir yazıt grubu var. Bu yazıt bize burada bir... E, gladyatör oyunlarının düzenlendiğini gösteriyor. İşte yazıttaki ifadeler şurada görüyorsunuz. Büyük ihtimalle bu yazıtlar milattan sonra 17 yılında büyük bir deprem oluyor. Batı Anadolu'daki en büyük depremlerden bir tanesidir. İşte Lidya depremi falan diye de isimlendirilir bu. Alaa'dan yani kümeden Alaşehir'e kadar 260 kilometre boyunca 12 tane kentin yıkıldığından bahsediliyor ve bu büyük yıkımın ardından Roma İmparatoru Tiberius kentlere yardım ediyor ve kentler yeniden imar ediliyor. Muhtemelen bu imar döneminde e, işte bir oyunlar düzenleniyor, gladiator oyunları düzenleniyor. Ve Agora binasında muhtemelen Stoa'daki, Stoa ile ilişkili bu yazıtlar. Enkazın içinde şu an çok fazla göremiyoruz biz bu yazıtları, bir kısmını e, görüyoruz. Ama yazıtlar bize... E, Şunları söylüyor, buradaki e, gladiator oyunlarının tiplerinden bahsediyor. Mesela at arabalı gladiator dövüşleri olduğundan bahsediyor. Dövüşen kişilerin özgür mü köle mi olduğunu söylüyor. E, ve kaç kere kazandıklarından bahsediyor. E, Tabi buradaki önemli noktalardan bir tanesi şu, demin planda size özellikle gösterdim. Stadyon kısmı söylüyor. E, Aygay'da bir stadyon var mı yok mu konusunda bir tartışma var aslında. Ee, çok büyük ihtimalle olması lazım. Neden olması lazım? Şurada dikkat ederseniz at arabalı gladyatör dövüşleri e, stadyon dışında hiçbir yerde gerçekleştirilemiyor. Çünkü birtakım takım e, oyunlar tiyatroda düzenlenebilir ama at arabası yarışı söz konusuysa bir stadyona ihtiyaç var. O açıdan e, kentte bir stadyon olması gerekiyor. E, muhtemelen e, işte yukarı agora ya da devlet agorası e, bu şekilde görünmeliydi. Burası agora binasının üçüncü katındaki stoğa karşısındaki batı stoğa e, bu uçta görünen de meclis binası. Birazdan ondan bahsedeceğim. Bu batı stoğanın küçük bir kısmını şu ucunu burada e, görülüyor. E, kazdık. Tabii Aygay kazılarının neredeyse 10 yılı diyeyim, hani 17 yıl oldu dedik başta, 10 yılı Bulefterion kazılarında geçti. İlk kazı başladığında bu lefteryondan tabii eser yoktu. Burada gördüğünüz bir taş yığını, çalılar arasında bir enkaz vardı. Fakat Almanların yayınladığı şu yazıtlardan, ki bu yazıtlar da buralarda e, bulundu. E, burada bir Bulefteren olduğunu e, tahmin ediyorduk. Da Almanlar da e, var olduğundan bahsediyordu. Onun için 2004 yılında kazılar ilk başladığında ilk kazma buradan vuruldu. Tabi Almanların bu önerdiği şu işte burada Antip oğlu Antiphanes'in e, işte Hestia Bollaya, Zeus Bollaya yosa bir bina adadığından bahsediyordu bu yazıt. E, Almanların 1886'da bulduğu yazıt. Tabii e, meclis kazılarını biz gerçekleştirdikten sonra bu adı geçen Antifanes e, ve Diyafenes'in gerçekten de meclisi yaptırdığını e, anladık. Çünkü heykellerini biz meclisin içinde bulduk. E, havadan e, oldukça güzel görüyorsunuz. Şuradaki Kuzey cephede bir niş e, görülüyor. Bu nişin uzunluğu yaklaşık 7 metre. Burada heykel kaideleri ve e, dükkanların şuradaki dükkanların içine düşmüş e, antifanes, diyafenes ve diğer aile bireylerinin heykelleri ele geçti şu kısımda. Tabi arazi eğimli olduğu için aynen Agora binasındaki gibi meclis de aslında 3 katlı bir yapıya sahip. Şurada görülen dükkanlar birinci kat seviyesinde. Bakın şuradan ana yol e, geliyor, ana cadde. Şurada meclisin e, Agora meydanına ulaşıyorsunuz. Buradan meclisin içine girmek mümkün. Burası ikinci kat seviyesi, arkada bir de kulis e, söz konusu. Bu da üçüncü kat seviyesi. Karşıdan aslında bakacak olursanız ana yoldan o üç katlı yapıyı görüyorsunuz. Şuradaki kapılar, aslında şöyle e, geri geleyim. Şu kapılar aslında çizimde görülen şu kapılar. Bunlar meclisin giriş kapıları gibi görünüyor ama aslında değil. Bunlar sadece e, öndeki. Öndeki dükkanların giriş kapıları meclisin kendisine girmek için iki ayrı kapı uzun cepheye yapılmış. Bu tabii çok alışıldık bir şey değil ama arazinin konumundan dolayı buna mecbur kalmışlar. Şuradan orkestra'ya giriyorsunuz. Şuradan da kulisten bir giriş var. İki ayrı giriş söz konusu. Evet, üç katlı yapıyı burada görmek mümkün. şekilde bakmak lazım. Bu Agora binası L planlı bir yapı. Agora binasının kısa ayağı L ucu burada. Meclis binası Batı suda buradan Agora meydanına ulaşıyorsunuz. İçi herhalde bu şekilde olmalıydı. Yaklaşık 180-190 kişilik bir kapasiteye sahip çok büyük bir meclis binası değil. Binanın kendisi dor düzeninde yapılmış. Fakat kulisteki şurada gördüğünüz sütunlar yoğun üzerinde yapılmış. Zaten kentte binalar helenistik döneme ait olduğu için Bergaman'ın da etkisiyle özellikle dor mimarisi tercih edilmiş. Burada bir orta foto hava fotoğrafı görüyorsunuz. O üç katlı yapıyı burada rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi e, buradaki kazı çalışmaları dediğim gibi yaklaşık 10 yıl sürdü. E, çok önemli buluntular ele geçti. Şurada gördüğünüz meclisin tam orta aksı. Bu çok simetrik bir yapı aslında. Yaklaşık e, 25 metre buranın uzunluğu. E, meclisin tam orta aksı merdivenler şunlar. Merdivenlerden indiğinizde şurada e, fotoğrafını görüyorsunuz. Tabii bu alt kodda alt koddan yukarıya doğru orkestra seviyesinde yükselen bir taş kaide bulduk. Önce tabi bunun ne olduğunu çok anlamlandıramadık bu taş kaidenin. işte ana kayanın üstünden yükselen bir taş kaydı orkestra seviyesine kadar ve tam orta aksta. Fakat kazılar devam ettikçe bunun bu kaydın altında anatağa uyulmuş bir çukur ortaya çıktı ve bu çukurun bir botros olduğunu tespit ettik. Aslında bu bir yapı botrosu. Yani meclis inşa edilirken e, yapılan tören ve o ritüelle ilişkili olan bütün kapkacak her şey e, o tören sırasında kullanılan bu kaya çukurunun içine gömülmüş. Burada görüyorsunuz 12 tane sikke var ayrıyetten. Bu botrosun içinde ele geçen çok farklı tanrı, tanrıçalara ait figürünler var ve bol miktarda kemik var, pişirme kapları var. Yani bir yeme içme töreni olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha da ilginci hemen o taş kaydenin diğer yanında çok büyük boyutlu mermer bir kadın heykeli ortaya çıktı. Şimdi... Tabi bu kadını kadın heykelinin kime ait olduğu önemli bir soru. Şöyle yapayım. Bu gördüğünüz heykel yüksekliği 2 metre 67 santim. Birazdan göstereceğim. Şu niş nişten buraya düşmüş. 6 heykel daha bulduk. Bunlar standart insan boyutunda. Fakat bu heykel değil. Standart gördüğünüz gibi. Elimizdeki binanın adak yazıtında Tanrıça Hestia'nın adı geçiyor. Yani Antifanes, Apollonidas oğlu Antifanes, e, bu binayı Tanrıça Hestia Bollaya ve Zeus Bollaios'a adadı yazıyor. Şimdi kent e, meclisin tam orta aksında Botros'un üstüne yerleştirilmiş bir kaydın üstünde duran 2 metre 67 santim boyunda bir kadın heykeli olsa olsa Tanrıça Hestia'ya ait olmalı diye düşünüyoruz. E, bu heykelin bir kült heykeli yani bir Tanrıça heykeli olduğunun diğer bir kanıtı heykelin hemen dibinde ele geçen bu gördüğünüz sunak parçası. Tabii ki meclis aslında sonuç itibariyle dini bir içeriği de var meclisin. Meclis törenlerinden önce bir takım ritüellerin burada törenlerin gerçekleştiğini biliyoruz. Yani hem tanrıça hem sunak bunu bize kanıtlıyor aslına bakarsanız. Bunun dışında bu bahsettiğim alanda tekrar şurada göstereyim ben. Şu nişin içine yerleştirilmiş 6 kişilik ailenin heykellerini buraya düşmüş olarak bulduk. Şimdi onları gösteriyorum size. Buradaki heykeller. O bahsettiğim niş aslında şurası. Burası orkestra seviyesi kabaca. Tabi bunlar dükkanların içine devrilip düşmüş. Şimdi bu yıl içinde açılacağını umut ediyoruz. Manisa Arkeoloji Müzesi'ne heykelleri götürüp hepsini restore etmeyi planlıyoruz. Şu an restorasyonu tamamlanmadı. Müzenin açılma inşaatının bitmesini bekledik. Uzun yıllardır. Fakat işte elimizdeki parçalardan oluşturduğumuz şeye göre şöyle bir uzun kaidemiz var zaten heykel kaidesi. Kaidenin üstünde Yazıtlar var. Şurada görüyorsunuz yazıtları. Bu yazıtlarda isimler yazıyor ve bu isimler sayesinde bu ailenin soy ağacı da burada oluşmuş durumda. Burada özellikle şu ortadaki iki erkek figürü Antifanes ve Diyafenes Evergetes olarak nitelendirilmiş. Yani hayırsever. Meclisi asıl yaptıran baba oğul. Antifanes ve Diyafenes ve onların e, diğer aile bireyleri şuradaki soy ağacında görüyorsunuz. Yani 1886'da Almanların Arçitrav bloğunda bulduğu e, Antifanes ismi'nin e, heykelini e, böylece ve onunla beraber tabii ailenin de heykellerini bulmuş olduk. heykel grubunun şöyle bir özelliği var stilistik açıdan işte milattan önce ikinci yüzyıl olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz bu heykellerin deminki şöyle hızlı bir şekilde geri geleceğim bu buluntular yani Otros'taki buluntular da ikinci yüzyılın tam ortalarına ait hem sikkeler hem diğer buluntular sayesinde bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz bu tarihte zaten demin bahsettiğim işte 2. Prusyas'ın kenti tahrip etmesi ve ardından kentin yeniden imar edilmesi dönemine denk geliyor. Burada bizim için tabii çok kıymetli olan heykellerdeki imza. İki heykelde bu Antifanes ve Diaphanes'in heykellerinde hemen şurada bakın şu desteklerde Menestratos'un imzası var. Bergamalı heykeltıraş Menestratos yaptı şeklindeki ifade e, heykellerin e, Bergamalı heykeltıraş tarafından yapıldığını bize gösteriyor. Yani e, başta da söylediğim gibi ikinci yüzyılın ortalarında işte bu Lefteryon, Agora binası Athena Tapınağı gibi bu gösterişli kamu binaları yapılırken ikinci e, prosesden alınan tazminat kullanılmış büyük ihtimalle ama e, bu işi organize eden ve yapan büyük ihtimalle Bergamalılar işte buradaki heykeltıraş imzası da onu gösteriyor bence. Diğer heykellerden örnekleri görüyorsunuz. Diğer aile bireyleri yazıtlardan dolayı isimlerini biliyoruz. Bir tane çok emin olamadığımız aileyle ilişkisi olmayan bir kadın başı var. Ya da erkek Apollon da olabilir. Çok bilemiyoruz. Ya Afrodite ya Apollon. Şuradaki baş. O hiçbir şeye uymuyor oradaki gruba. Aslında bu fotoğrafta şeyi görüyorsunuz, bu noktalar, bu heykellerin bulunduğu yerleri gösteriyor. Ama bunun dışında başka heykeller de var. Özellikle Roma döneminde eklenmiş bronz heykeller var. Yaklaşık meclisin içinde bronz heykeller dahil 14 tane heykel olduğunu görüyoruz. Yine çok ilginç bir buluntu aslında bu, bir mezar siteli. Biz bunu şurada meclisin bu ana yola bakan cephesinin hemen önünde ters kapaklanmış olarak bulduk. E, mezar siteli ama bu tip mezar sitelerinde genelde klininin üstünde bir figür bulunur. Burada iki figür var. E, işte yas tutan bir kadın, işte köleler görüyorsunuz burada. E, silahlarını görüyorsunuz bu kişilerin. İki kişi olması ...bir kere e, önemli... ...bir de mezar sitelinin... ...mecliste ne işi var sorusu... ...akla geliyor. Büyük ihtimalle... ...bunlar e, meclisi... ...yaptıran antifanes... ...ve diafenesle ilişkili... ...diye düşünüyoruz. Yani... ...bir tarihte bir nedenden ötürü... ...bu mezar siteli... E, ...meclise getirilmiş. Bizim mecliste yaptığımız... ...kazılar... E, meclisin ikinci yüzyıl ortalarındaki bu meclisin altında daha erken bir yapı olduğunu bize gösterdi. E, i̇kinci yüzyıl Helenistik meclisin e, kulis sütunlarının altındaki duvarları, döşemeyi şurada görüyorsunuz. Bunlar meclisin altındaki tabakalardan geliyor. E, bütün bu çalışmalar sonucunda siyahla çizili olan aslında şu kırmızı kısımda dahil ikinci yüzyıl meclisi milattan önce ikinci yüzyıl kırmızıyla sınırlandırılmış olan ise bu e, erken yapı daha eski bir meclis olduğunu bize gösteriyor. Tabii özellikle şu kısımda meclisin oturma sıraları eksikti. Aslında oturma sıraları bakın şu seviyelerde. Ee, onun ne kadar altında başka tabanlar şurada. Bu işte erken meclisle ilişkili diye düşünüyoruz. Ee, erken meclisin tarihlenmesine ilişkin e, birkaç buluntumuz var. Burada bir erken meclisin kapı eşiğinden gelen kalıp yapımı sürahi burada. Bir de e, hemen şu noktada göstereyim tekrar şu mavi ile işaretli olan Erken meclisin botrosu yani nasıl ikinci yüzyıldaki mecliste bir botros var erken meclis binasının yapımı sırasında da bir ritüel düzenlenmiş oradaki işte kullanılan kapkacak ve figürünler de buraya gömülmüş bunların tarihi yaklaşık dördüncü yüzyılın sonları yani kabaca milattan önce 300 bundan da şunu söyleyebiliriz demek ki dördüncü yüzyıl sonlarında ilk defa Aygay'da meclis binası yapılmış. İkinci yüzyıl ortalarında ise meclis binası yenilenmiş ve büyütülmüş. Şimdi saate de bakayım. Diğer önemli e, kamu yapılarından bir tanesi ya da dini yapılardan biri aslında e, Athena kutsal alanı. Biz tabi uzun yıllar e, gücümüzü Meclisin kazılarını tamamlamaya harcadık. 2017 yılında ise aslında eskiden beri var olduğu söylenen bir e, Athena tapınağı, Athena kutsal alanında çalışmaya başladık. E, hava fotoğrafında e, demin videoda da gördünüz o kayalık burnun üstünde ilk videoda başladığı yer burasıydı. Bu kayalık burnun üstünde e, bir kutsal alan oluşturulmuş. Kutsal alanın şu anki hali, gördüğümüz hali yine Helenistik dönem, ikinci yüzyılın ortaları gibi görünüyor. Hemen tiyatronun üstünde, şu gördüğünüz yer tiyatro, tiyatronun üstündeki büyük bir e, düzlük oluşturulmuş. E, konumu itibariyle Bergama'daki ile aynı, Bergama'da da Athena Tapınağı hemen tiyatronun üstünde yer alır. E, elimizdeki buluntularda... Büyük ihtimalle buranın bir Athena kutsal alanı olduğunu gösteriyor. Ama şunu da söylemek lazım, bu yılda burada çalışmaya devam edeceğiz. Net bir şey bulamadık henüz, bir yazıt gibi bir şey yok. Hani o açıdan çok büyük oranda Athena olduğunu düşünüyoruz, ama daha sağlam verilere de ihtiyaç var. Burada hali hazırını görüyorsunuz alanın güçlü bir teras duvarı şu önde görüyorsunuz. Ee, tabii Helenistik dönemin e, mimari geleneğine uygun olarak e, tapınağın etrafında özellikle Aygay'da da çok sık gördüğümüz L planlı bir stoa var. Şurada görüyorsunuz L planlı e, taş döşeli bir avlu olacak burada ve e, en uçta burnun ucunda buradaki tapınak. Athena tapınağı 6 çarpı 10 ölçülerinde peripteros bir tapınaktan bahsediyorum. Tapınağın önünde işte burada gördüğünüz kare yapı muhtemelen tapınakla ilişkili altar olmalı. Biz burada kısa bir dönem çalışma yaptık ama dediğim gibi bu yıl ve önümüzdeki yıllardaki çalışmalarla buranın karakterini tam olarak ortaya çıkarmak mümkün olacak. Tapınağa tabii havadan baktığımız zaman maalesef e, tebel seviyesinin altını görüyoruz. Üst yapı hiç kalmamış. Çünkü e, burası uçurumun kenarı. Tapınağın üst yapısına ait elemanların büyük bir kısmını işte aşağıda dereye yuvarlamışlar. Ve çevredeki köylerde özellikle camilerde e, kullanmışlar tapınağın taşlarını. E, bir kısmı da şurada Bizans döneminde bir... Kuyu açmışlar şurada sarnıç daha doğrusu kuyu dedim sarnıç e, tapınağın mimari blokların bir kısmı da burada sarnıcın içinde onun da henüz kasasını yapmadık. Belki oradan gelecek buluntular bize tapınağı daha iyi tanımamızı sağlayacak. E, dediğim gibi sadece temel seviyesini görüyorsunuz. E, tapınağın pronaosu yani ön odası asıl e, kült odası şurası. Temel kısmında böyle bir artı duvarla destek yapmış ve e, güçlendirmişler aslında tapınağı. Tapınağın etrafında teras duvarıyla tapınak arasında kısa duvarlarla e, tapınak desteklenmiş. Tabi bu koca bir taş kütle bu. Terasın ucunda duruyor. Onun için e, sağlam yapmak zorunda. E, şu kısım yürüme seviyesi yaklaşık şuralarda başlayacak. Biz şurada kazı yaptık. Yaklaşık 4 metre aşağıda anakaya, temeller 4 metre aşağıdaki anakaya kadar dayandırılmış. Çünkü en önemli bir şey binalar, binaların sağlam olması ve mutlaka bizim bugüne kadar gördüğümüz bütün yapılar yapıların temelleri anakaya üstünden başlıyor. Toprak üstünden başlayan hiçbir yapı yok. E Yine büyük bir şans eseri buradaki temizlik çalışmaları sırasında şu tapınağın pronaos duvarı bu pronaos duvarı e, görüyorsunuz e, karşılıklı iki dikey blok yapıyorlar. Arasını küçük taşlarla dolduruyorlar. Şuradaki dolgun içinde burada gördüğünüz sikkeler ele geçti. Bu tabii çok önemli. Yani tapınağın inşası sırasında oraya bilinçli olarak bırakılmış sikkeler bunlar. Bunlar da ikinci yüzyılı ait sikkeler. Şurada görüyorsunuz sikkelerin büyük bir kısmı Athena sikkesi. Eğer rastlantı değilse bu. Ee, bu da Athena ile olan belki ilişkiyi göstermesi açısından önemli. Ee, onun dışında sikkelerin çoğu aygai sikkesi, bir tane küme, bir tane de Sümürna sikkesi burada ile geçti. Ee, bu bulutu da bize aslında tapınağın ikinci yüzyılda inşa edilmiş olduğunu gösteriyor. Ama diğer yandan bizim özellikle şu alanda e, Naos içinde yaptığımız kazılarda tapınağın temel dolgularında Şurada gördüğünüz buluntular ele geçti. Bunlar e, milattan önce 5. ve 4. yüzyıla ait kaliteli Attika seramikler. Bunların içinde kırmızı figür, siyah figür ve beyaz zeminli vazolar da var. Bunlar İtal vazolar, Atina'dan buraya getirilmiş. E, muhtemelen Helenistik tapınağın öncesinde alanda daha erken bir tapınak ya da en azından bir Athena kutsal alanı olmalıydı diye düşünüyoruz bu buluntular sayesinde. Tabii çok bol miktarda figürüm var ama şöyle bir şanssızlık var. Defineciler tarafından maalesef çok tahrip edilmiş burası. 1960'lı yıllarda burada tapınağın olduğu fark edilmiş ve bizim o kazdığımız alanda neredeyse Anakaya'nın üstünde şurada tekrar göstereyim. Anakaya yakın seviyelerde mesela 1960 yılına ait kuruşlar bulduk. Yani tamamen içi boşaltılmış tapınan, işte ondan dolayı zaten elimize geçen şeyler parçalar halinde çok parçalı bulundular. Hemen e, tapınağın önünde e, bir e, dediğim gibi kare bir küçük yapı var. Bu muhtemelen tapınağın altarı olmalı. E, böyle bir e, işte bir canlandırma e, söz konusu e, muhtemelen. E, antik dönemde olsaydı bu şekilde görünecekti diye düşünebiliriz önde tapınak hemen şu biraz daha geride kalan L planlı stoa. bu stoğalar iki katlı ee, işte en yakın örneğini tem tarih açısından da çok yakın Atina'daki attalos stovasını düşünebilirsiniz. Elimize geçen az sayıdaki mimari blok bunun bir dor tapınağı olduğunu gösteriyor. Elbette Bergama geleneğine uygun olarak dor mimarisi tercih edilmiş. Bu alanda Bizans tahribatı çok fazla. Binanın mermer üst yapı elemanları parçalanmış ve kirece dönüştürülmüş. Elimizde işte birkaç parça şimdilik şunlar var. Belki ilerleyen dönemde başka parçalarda elimize geçer. Burada tapınağın olduğu yeri görüyorsunuz, şurada. Kentin akropolisi burası, tapınak burada. Agora, bu gösterdim, anlattım. Hemen onun altındaki geniş bir teras ve düzlük oluşturulmuş burada. Bu düzlüğe de tiyatro, şurada Demeter Tapınağı ve cimnazyon inşa edilmiş bu geniş düzlüğe. Oradaki teras duvarı da oldukça gösterişli ve güzel. Burada çizimini görüyorsunuz. Buradaki fotoğraftan da anlamak mümkün. Bakın tapınağın konumu şurası. Aslında çok özel bir konum seçilmiş tabii tapınak için. Neredeyse 300 derece'den kente yaklaşırken her yerden bu tapınağı görmeniz mümkün. Özellikle buraya yerleştirilmiş. Burası tiyatronun olduğu yer. Oturma sıraları olacak burada. Bir kısmı korunmuş toprak altında. Şurada sahne binasını tiyatronun görüyorsunuz. Burada ise e, Vomitorium tiyatronun giriş binası yapılmış. Şurada ise Bizans Kilisesi daha sonra eklenen. Muhtemelen tabii bu kilisenin inşaat sırasında e, gereken kireç burada tapınan e, mermerlerinden karşılanmış. Aslında tiyatro Helenistik döneme ait bir tiyatro. E, burada 1886'da Almanların çektiği Anelemma duvarı şurada. Bakın görüyorsunuz yani tiyatronun oturma sıralarını sınırlayan duvar. Bunun işçiliği çok açık ki Helenistik dönem 2. yüzyıla ait bir işçilik gösteriyor. Evet burada tekrar görüyoruz bu fotoğrafta. Tiyatro Helenistik ve bu anellamma duvarında gösterdiği üzere ama sahne binası ve vomitorium sonradan daha doğrusu vomitorium sonradan eklenmiş. Sahne binası yenilenmiş çünkü kireç harçlı ve mimari e, bloklar e, sahne binasının daha geç dönemde büyütüldüğünü gösteriyor. Eee vomitorium'daki tabii kireç harç kullanımı falan e, belki milattan önce birinci yüzyıl ve sonrasında yapılmış olduğunu gösteriyor. Vomitorium'un girişi aslında şurada. Antik yol buradan geliyor. Bu o, tonozu yapının içine giriyorsunuz. Ee, ve tiyatrodaki yerinize göre aşağıdan girebilirsiniz. Bir de şu arada bir geçiş var. Buradan e, tiyatroda oturacağınız yere doğru geçiyorsunuz. Komitorumu şurada görüyorsunuz. Bu bahsettiğim düzlük, geniş alan şuradaki e, canlandırmada tiyatro. E, buradaki düzlük, şu düzlük. Şurada bir stoanın izleri var burada. Burası büyük ihtimalle bir palestina hemen şu noktada ele geçen bir yazıt burada bir akroateryon denen e, auditorium diyebiliriz bugünkü anlamda bir yapı olduğunu bize gösteriyor ve devamındaki işte mimari kalıntılarda cimnazyonun ve tabii ki cimnazyonla ilişkili palestranın burada olması gerektiğini gösteriyor. Bakın tam olarak şu nokta tiyatro hemen burada. Evet buradaki mimari e, blokların bir kısmını e, gösteriyorum. Tabi bu alanda e, henüz herhangi bir arkeolojik çalışma yapmadık. Sadece yüzeydeki buluntuların bir kısmını belgeledik. Biliyorsunuz antik dönemde e, cimnazyon yani okullar... E, bir kompleks olarak inşa ediliyor. cimnazyonun kendisi okul binası e, tabii eğitimin gerçekleştiği e, spor alanı açık e, düzlükler ona palestra diyoruz. Bir de tabii hamam. Bunların üçü bir arada olur. E, hemen cimnazyonun dibinde burada gördüğünüz hamam yapısı da e, karşımıza çıkıyor. E, buradaki opus caimenticum e, tekniği de bunun Roma dönemine ait bir hamam olduğunu gösteriyor. Ee, belki de kentin en ünlü e, yapılarından bir tanesi Apollon Resteryos Tapınağı. Başta biraz bahsettim ee, kehanetle ilişkili e, Kocaçay'ın kıyısında e, olan bir tapınak. Tabii e, Tanrı'nın kehaneti işte suyla ilişkili, suya yakın olması gerekiyor. E, 1886'da Almanların çektiği fotoğrafta sağlam selle kapısı yani tapınağın e, ana kapısı burada. Ee, bu kapı maalesef 2005 yılına kadar sağlamdı. 2005 yılında defineciler şu üstteki eee lentebulonu kırıp e, aşağı indirdiler. Büyük bir kısmı e, yapının e, en enkazı burada yerinde duruyor aslında. E, elimizdeki e, arkeolojik veriler e, tapınağın muhtemelen önce Filethiros yani Bergama kralı Filethiros sonrasında da e, Prokonsül, Roma Prokonsülü Publius Servilius Isauricus döneminde yeniden imar edildiğini gösteriyor. E, Almanların önerisi böyle bir şey. E, 6 çarpı 10 e, muhtemelen bir tapınak olması gerekiyor. Mesela burada e, Dor tercih edilmemiş, Ion düzeni tercih edilmiş. Evet Apollon Tapınağı ile ilişkili e, öneri bu şekilde başlıklar ve üst yapıyla ilişkili e, buluntular da sağda görüyorsunuz. Tapınağın inşasının Philetairos e, tarafından yapılmasının yanı sıra, e, hem Philetairos hem e, Bergama Kralı Birinci Menes Apollon tapınağı için araziler bağışlıyor. Bu arazilerden bir tanesi Aygay'ın işte yaklaşık 10-15 kilometre kuzeyinde Atçılar köyünde. Yani Bergama kralları da bu tapınağa ayrı bir önem vermişler ve tapınak için özel olarak arazi bağışlamışlar. Tabii ki bu biraz da Bergama krallarının işte gücünün ve işte oradaki varlığının simgesi olarak değerlendirilebilir. Son olarak da küçük bir tapınaktan bahsedeceğim. Şu kent planında tiyatronun hemen yanında, aslında burası yine e, kentin neredeyse son noktası diyebilirim. Sonrası surlar ve uçurum. Orada yapılmış minik bir tapınak. Burada görüyorsunuz. 1886 yılında Almanlar bu alanda bir yazıt buluyorlar. Yazıtta şöyle bir ifade var. İşte bir takım sunulardan bahsediliyor ve işte burada bir tapınak olduğunu Demeter ve Kore'ye adanmış. Daha doğrusu Demeter ve Kore ve diğer tanrılara diye bir ifade var ama Demeter ve Kore özellikle belirtilmiş. O açıdan buraya Demeter Kore tapınağı diyoruz. Bu tapınağın kalıntıları maalesef çok tahrip olmuş bir yapı özellikle bakın şurada Naos kısmında yani ana odada bir botros varmış botros şurada görüyorsunuz kapağını Burası da işte yine 1960'lı yıllarda Tamamen tahrip edilmiş. Küçük bir tapınak. Templi Minantis planlı. Ee, Helenistik dönemin erken evrelerine ait olabilir. İşçilik açısından ve duvar tekniği açısından sanki 4. yüzyılın ikinci yarısına aitmiş gibi görünen küçük bir tapınaktan bahsediyorum. Bahsettiğim bakın e, Naos'un içindeki e, botros burası. Çok güzel bir botros oluşturulmuş. Yani zeminin altında bu. Şurası yürüme zemini bir taş kutu gibi düşünün. E, tapınağa gelen e, buluntuların konduğu bir e, ne diyelim e, odacık gibi tasarlanmış ama maalesef tefinecilerin elinden kurtulamamış. Biz burada tabi biraz temizlik yaptık. Biraz planı anlamaya yönelik çalışmalar sırasında elimize geçen e, küçük seramik parçaları e, tapınağın 4. yüzyılın ikinci yarısına ait olması gerektiğini gösterdi. E, ve DMTR Kore Tapınağı'yla ben sözlerime e, son vermek istiyorum. E, i̇lginiz için teşekkür ediyorum. E, hocam bize çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. E, çok keyifli bir e, sunum izledik e, sizden. Hocam sunumdan çıkıp bizi gördüğünüz e, pencereye geri gelelim. Tekrar. Evet hocam. Tamam. E, hem biraz sohbet Belki. etmiş oluruz. Tabii tabii e, memnuniyetle. Ben, e, gelen soruları eee paylaşırız. Eee ilk olarak ben birkaç soru sormak istiyorum hocam. Tabii. E, buyurun. Ayg Ayga ya belki sunumda bahsettiniz ama tekrar izleyenler için de bazıları e, biraz tekrarlamış oluruz. Aygay'da deprem... Ya pardon ben bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii anlatırken böyle şey oluyor. Karşıda seyirci olmayınca biraz hızlı gidiyor olabilir kusura bakmayın. <laughs> hani Yok, gayet Takılan hocam. sorular olursa kafanıza şey yapın e, cevaplamak isterim. Yok sunumunuz çok iyiydi hocam gayet net ve bir şekilde anladık. Belki ben kaçırmış olabilirim. Deprem buyurun, buyurun. Iz, izleri var mı hocam Aygay'da? E, Değil benziyor. izleri anlamadık. Bir... Deprem hocam. Evet var aslında onu göstermedim çünkü yani Roma dönemine çok değinmemek için. <laughs> 17 yılındaki deprem gerçekten çok büyük bir felaket. Batı Anadolu'nun başına gelmiş en büyük felaket diyor antik kaynaklar buna. Bizim kentin önemli giriş kapılarından bir tanesi var Agora Caddesi kapısı. Orada arşita blokları üstünde İmparator Tiberius'a şükran yazıtı var. Evet. Ee, 17 yılındaki depremden sonra Tiberius adamlarını gönderiyor bu kentleri incelemeye. Felaketin boyutları o kadar büyük ki Tiberius eyaletlere yardım etmeye en gönülsüz imparator aslında. Hı. Ama çok ciddi yardımlarda bulunuyor ve vergiden muaf tutuyor. Kentler de imparatoru onurlandırıyorlar. Sadece Aygay değil bu 12 kent de onurlandırıyor. Hı hı. Hepsi işte kentlerde belli yazıtlar işte işte arşitra bloklarında olabilir falan. E, hatta sonunda Roma yakınlarında Piteoli'de bir heykel yaptırıyorlar imparator için. Bu heykelin kaidesinde de 12 kentin tasviri var. Gerçi orada 14 kent var. Sonradan Efesus ve Kübüra'ya da yardım ettiği için onlar da eklenmiş. 14 kent büyük bir heykelini yaptırıyor imparator. Orada da mesela Aygay kadın şeklinde ve kucağında Yunus tutuyor. Yunus tasviri var büyük ihtimalle o da Apollo'nun işte kehanetiyle ilişkili. Evet hocam. Hocam aslında genç bir kazı Aygay 17 yıldır aşağı yukarı Tabii. sürdürüyorsunuz. E zor da bir coğrafya var biraz bahsettiniz. Peki bundan sonraki stratejiniz ne olacak hocam Aygay ile ilgili? E, neler yapmayı planlıyorsunuz? E, dediğim gibi Meclis binası çok önemliydi bizim için. E, yani kazının ilk başladığı yer e, işte 10 yılımızı orada harcadık. Ben 2017 yılında hiç e, dini bir yapı kazmadık diye özellikle Athena Tapınağı'nın olduğu yeri tercih ettim. Çünkü e, dediğim gibi Ayolis bölgesinde zaten tek kazı ve e, kutsal alanlarla ilgili fazla bir şey bilmiyoruz. Öyle bir eksiğimiz var. Onun için ben özellikle orayı tercih ettim. E, Bizim kazıya ilk başladığımız yıldan itibaren sağ olsun Ersun Hoca da bu konuda şeydi. Yolları açmaya çok çalıştık antik yollar. Bizim için büyük bir şans bütün antik yolları duruyor kent. Yani nereyi kazsak antik yollar sapasağlam çıkıyor. Neredeyse bir tane taş eksiyi yok. Şimdi bu tabii çok önemli. Şimdi bizim arkeolojide tabii Bence iki misyonumuz var. Bir tabii ki, e, ki bu, bu tür kentleri özellikle ziyaretçi açısından gezilebilir hale getirmemiz lazım. Yani insanlar geldiğinde rahat rahat kenti gezebilmeliler. E, bu da bizim bir görevimiz. Ama bir yandan da tabii e, bilimsel dertlerimiz de var. E, başka şeyler öğrenmek istiyoruz. Yani tamam yani yolları kazalım, turist gelsin ama tek derdimiz de o değil. Onun için e, bu önemli bir şeydi bizim için Athena tapınağı ve kutsalın. Bu sene de buraya devam edeceğiz. Ama mesela önümüzdeki dönemde benim mesela en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi işte konut mimarisini çok bilmiyoruz. Yani konutlar açısından nasıl bir durum vardı Onu yönelik çalışabiliriz. Anlatmadım ben bu sunumda ama ada bir dediğimiz bir mahalle var Sanayi Mahallesi çok ciddi üretimler var Demirci atölyesi kemik atölyesi Efendim boya endüstrisine ait izler var. Her türlü işte ezme kırma, e, endüstrisine ilişkin izlerimiz var. Roma döneminde kentin o sanayi yapısını çok iyi anlıyoruz oradan ama e, gündelik hayatı ilişkin işte konut sivil mimari e, konusunda ileriye dönük bir şeyler yapmak lazım diye düşünüyorum. E Tabii e, şey de yapıyoruz. Başta siz söylediniz bizim bu arkeolojik çalışmalar sadece arkeologlar tarafından yapılmıyor. Çok hem uluslararası hem de eee multidisipliner çalışmalar bunlar. Her alandan insanlar çalışıyor. Onların verileri de çok ilginç. Hı hı hı. Mesela en son sonuçlandı. işte keçi keçiler üstüne, keçi kemikleri üstüne DNA çalışması yaptı. İstanbul Üniversitesi'nde bir arkadaşımız işte siz de bahsettiniz işte insanların beslenme şekillerini anlamaya çalışıyoruz, hastalıklarını anlamaya çalışıyoruz, kenti anlamaya çalışıyoruz, ekonomisini tanımaya çalışıyoruz. Daha yapılacak çok iş var doğrusu. Evet hocam, biz ilgiyle izleyeceğiz bu yaptığınız işleri. Siz de demin güzel bir şey değindiniz. Yani bir akademik yayınlarla beraber tabii bunu halkın da gezebileceği bir hale de getirmemiz gerekiyor. Evet. Ben özellikle bu definecilik konusunda ne kadar çok halka inebilirsek yani bu kültürel varlıkları ne kadar çok evet. halka tanıtabilirsek bu definecilik konusunda biraz azalacağını düşünenlerdenim. Çünkü çok uzun yıllardır bununla ilgili çalışmalar yapıyorum. İşte Bursa'da yaşıyorum. Çeşitli projeler kapsamında Bursa'nın birçok köyünü gezdim. Birçok arazi çalışmasına katıldım. Bazıları evet kısa yolla bir e, zengin olma hayali peşinde evet. olduğu için e, bu tahribatı yaratıyor ama bazılarının gerçekten hiçbir bilgisi yok e, hiç görmemiş ya da bizden bundan çok var nasıl olsa e, biri gider biri gelir e, mantığı var ama biz mümkün olduğunca bunları ne kadar çok e, aktarabilirsek yani e, arkeoloji ve tarihle ne kadar çok e, insanı buluşturabilir ne kadar çok halka indirebilirsek e, bu anlamda e, iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Belki bu yayınlarımız da bunlara bir vesile oluyor. İşte şimdi bizi izleyenler aslında e, dediklerinde ne olduğunu öğrenmiş oluyorlar ya evet. da e, sadece e, tarih eserlere böyle bir e, mali bir gözle bakmak yerine e, çünkü bizi biz yapan bu tarih eserler aslında. Yani evet, tüm doğru. kültürlerin e, birikimiyle biz bugünkü değerlerimizi e, elde, ettik. E, elde ettik ve gelecek nesillere de aktarıyoruz. E, bu yönden de o söylediğiniz de çok değerliydi hocam. E, sadece e, sadece bakanlığın ve devletin işi değil e, antik kentlere turizm açmak. Yani çalışan akademisyenlerin de buna önem vermesi yani sizin o sözünüz çok değerliydi. E, umarım e, bu süreçte bundan sonra devam eder hocam. Ben birkaç bir şey müsaadenizle Buyurun. söylemek tabii, isterim tabii, bu tabii, konuda. Tabii, Gerçekten. E... Çok çözümü de aslında zor bir şeyle uğraşıyoruz. Dün kaçakçılıklı mücadele daire başkanı Zeynep Hanım, Zeynep Boz Aygay'daydı. Kendisiyle de görüştük. Bunlar aslında dediğin gibi yani bizim dert ediniyoruz ve görev olarak görüyorum ben bunları. Şimdi bir kere şunu söylemek lazım. Ben definecilik değil eski eser hırsızlığı diyorum buna. Çünkü evet. artık günümüzde şu hale geldi. Definecilik sanki çok sempatik bir şeymiş gibi herkesin kulağında. Yani hani suç değilmiş gibi falan bir algı oluştu. Tamam mı? Eski eser hırsızlığı. Şuna benzetiyorum. Ben bunu her yerde söylüyorum. Örnek veriyorum. Eski eser ne demek? Eski eser devletin malı. Hı hı. Kimsenin malı değil eski eser. Değil mi? Bu yasalarla belirlenmiş. 2863 bunu bize söylüyor. Yani senin tarlanda çıkıyor olmasının da bir önemi yok. O devletin malıdır. Demek ki eski eser hırsızlığı devletin malını çalmak demektir. Yani hazinenin, hazineden gidip para çalmakla işte işte antik kentten bir tane sikke çalmak arasında aslında hiçbir fark yok teknik olarak. Bunu bir kere bu şekilde anlatmak lazım. Ve dediğiniz gibi yani sonuçta bu kültürel miras, hepimizin mirası, kimsenin malı değil. Hiçbirimizin malı değil. Yani. Kazı başkanlıkları olarak da bizim bizim dediği, kimsenin değil, devletin malı bu. Bunu bir kere böyle kabul edip e, aklımıza koymamız lazım. E, inşallah iyi şeyler olur. Ben bakanlığımızın bu konuda e, çok ciddi olduğunu görüyorum. Hatta e, dediğim gibi biz e, emrinize amadeyiz dedik. Ne yapmak gerekiyorsa bu konuda yapmak lazım. Bu mücadelenin içinde olmamız gerekiyor. Evet hocam. Zeynep Hanım paylaşmış sosyal medyada. Ben de e, gördüm evet. son dönemde. Evet, e, genel müdürlüğün de bu konuda çok iyi çalışmaları var. Evet. Ben, e, yurt dışından eserlerin getirilmesi, tabii, tabii. arazi çalışmalarıyla e, arazide olmak çok önemli bu süreçte. Evet, iyi bir ivme yakaladı bakanlığımız. Biz de aynı şeyi söyledik. ne gerekiyorsa bu konuda arkeoloji ekibi olarak e, bizler de her şeyi yapmaya hazırız. Hocam takipçilerimizden gelen yorum ve sorular var. E, ben sizlerle de müsaadenizle paylaşmak istiyorum onları. Buyurun tabi. Şimdi iki takipçimizin bir yorumu var. Ee, özellikle saldırı ve savaşlarla ilgili peş peşe paylaşacağım. Sonrasında yorum yapabilirsiniz hocam ikisini paylaştıktan sonra. Buyurun. Ee, İonya, Tiran'ı, Aristogos, müttefikleriyle beraber... Evet, özür dilerim telaffuzumdan dolayı. <gülüyor> Estağfurullah. <laughs> ee, müttefikleriyle beraber Sardes şehrini kuşatarak askeri kuvvetleri Alios geçitleri üzerinden göndermiş olabilir. Aslında Ege isyanını bastırmak... Persler tarafından zor oldu demiş. Bir diğer kullanı, e, takipçimiz de Mert Demir... İyonya isyanı Persler tarafından ancak 5 yılda bastırılabiliyor. Aylıol bölgesinde savunma bakımından antik çağda gerilla tarzı muharebeler için çok uygun... Süvari kuvvetleri olduğu için zor bir bölge demiş hocam. Buyurun e, siz de dersiniz. Şimdi tabii enteresan bir bilgi var bununla ilgili. Ee, yani... Persler'in Anadolu'yu işgalinden sonra biliyorsunuz işte önce Sardes'i alıyorlar sonra Batı Anadolu kentlerini ele geçiriyorlar tek tek. Ee, çok geç tarihte 4. yüzyılda bir Spart, Sparta kralı askerlerini Persler'e karşı cesaretlendirmek için diyor ki ya diyor bakın diyor Aygaylılar nasıl direndiler diyor Persler'e ee, Persler ele geçiremediler falan diye motive etmeye çalışıyor. Böyle bir şeyden bahsediyor yani Persler'in Aygay'ı ele geçiremediğinden bahsediyor. Şimdi mantıken doğru hakikaten çok zor bir coğrafya ee, ama yani ben bir yandan da şöyle düşünüyorum koca Pers ordusu e, isteseydi bir şekilde ele geçirirdi Aygay'ı yani çok önemsememiş olabilir çok ciddiye almamış olabilir ama e, sonuçta ele geçirmemiş gibi görünüyor ki e, sonrasında artık bu hikayelere konu olmuş yani e, hani övülerek bahsedilen bir şey olduğuna göre ele geçirmemiş. Ama ele geçirememiş demiyorum. Ele özellikle geçirmek istememiş. Yani Perslerin gücünü düşündüğümüz zaman Perslerin karşısında durmak mümkün değil. Yani hele Aygay'ın tek başına böyle bir şey yapması söz konusu değil. Yani İonya ihtilali için de öyle. Sonuçta 5 yıl sürdü ama 5 yılın sonunda o kadar sert bir şekilde bastırıyor ki Persler ihtilali. Yani işte Milatos'u tarumar ediyor, yerle bir ediyor. Herkesi sürüyor, çocukları, kadınları köle olarak satıyor. Onun için yani Pers gücü çok büyük bir şey. Zaten Büyük İskender'e kadar kolay değil yani Perslerin karşısında durmak. Evet hocam. Bir kullanı takipçimiz ziyarete açık mı ulaşım kolay mı demiş. Siz zaten bahsettiniz ziyarete açık. E, açık Ama muhtemelen bir toplu taşımayla gelmek durumu yok herhalde. Çok Şu zor. Evet. E, ama şeye çok var. yakın aslında şimdi Yeni İzmir-Çanakkale otoyolu yapıldı. E, yeni hmm. Şakran çıkışından e, alaya yakın Yeni Şakran'dan 11-12 kilometre, İzmir'den 45-50 dakika falan sürüyor. Çok uzak değil. Manisa'dan da kabaca o kadar. Ee, dediğim gibi özel araç lazım ama. Evet. Ya hocam. da turlarla falan belki bilmiyorum. Evet hocam. Yine bir takipçimiz bu bölgede olası askeri saldırıdan korunmak için yerin altında tüneller veya derizler olabilir mi? Bunlarla ilgili bir Kaçır, güzergah buldunuz mu şeklinde bir sorusu var. Ee, pek mümkün değil çünkü tepenin kendisi de volkanik bir tepe, kayalık bir tepe. Ee, andezit ee, çok kolay değil öyle tüneller açmak yerin altında. Öyle bir şey olduğunu bilmiyoruz. Olduğunu da zannetmiyorum. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Cener Sağ, merhaba. Aygay ve çevresinde podyum düzenlemesine sahip mezar yapıları bulunuyor mu? E, Tabii mezarlardan çok bahsetmedim. E, birkaç örnekten bahsettim. E, mezarlık alanı inanılmaz geniş çünkü kayalık bir arazi olduğu için araziye yayılmış. Yani üst üste mezar yapma şansları olmadığı için her tür mezar var. Yani özellikle Arkaik Çağ'dan e, Roma dönemine kadar e, podyumlu mezarlar da var. Mesela üç tane farklı noktada yuvarlak mezar anıtı var mesela belli aile gruplarına ait mezar anıtları var. E, tabi Roma dönemi lehitleri var. E, kremasyonlar var, e, düz gömü tipleri var, inimasyonlar var, çatı kiremidi mezarlar var. E, her tür mezar var ama biraz böyle Ayyölis'in kendine özgü bir takım mezar tipleri var. İşte o biraz bahsettiğim küçük e, şeyler, yuvarlak yapılı alçak tümlüsler vardır Ayyölis'in e özgü. Onlardan da bol miktarda var ama podyumlu mezarlar var. Evet hocam e, bu arada Füsun Tülek hocamızın, Mustafa Büyük-Kolancı hocam. hocamızın ve Fatma Çanım hocamızın e, size selamları ve teşekkürleri var. E, Sağ olsunlar. E, ben de ben selam sakin. söylüyorum. E, Meral Ortaç hocamızın bir sorusu var. E, sunum için teşekkürler demiş. Du duvar bloklarında kenet kullanılmaması her dönemin yapısın yapılarının hepsinde söz konusu mu? Deprem sonrası yapılarda kenet kullanılıyor mu? ...diye bir sorusu var. Şimdi hepsi için bunu söyleyemem. Öyle bir şey söylemek mümkün değil. Helenistik yapılarda kenet kullanılıyor tabii ki. Ee, i̇şte kırlangıç kenetler falan var birçok yapıda ama... ...özellikle Agora binasında kullanılmamış. Şimdi o Agora binasının yıkılması aslında... Ee, tamamen insan eliyle Agora binasının ilk defa yıkılışı Bizans dönemi çünkü biz o dükkanları kazarken bulduğumuz sütunlar zeminde o sütunların üçüncü katta olması lazım o sütunlar yıkılmış dükkanların içine gelmiş biz kazdığımızda sütunların hiçbirinde bağlantı yerinde şey yoktu kurşun kenet. Ve ee, Bizans seramikleri falan da biraz bulduk, taktık orada. Büyük ihtimalle Bizanslı geldiğinde Agora binası sapa sağlam ayaktaydı. Bir tek belki ahşap çatısı yoktu. O sütunları devirmişler, dükkanlara düşmüş, içlerinden tek tek bütün kurşunları söküp almışlar. Yani e, Agora binası dışında e, birçok Yunanistik yapıda kenet kullanımı var, ama Agora binasında kesinlikle yok. Evet. Şimdi Hasan Kasapoğlu'nun bir sorusu var iki parça halinde. Ben sırasıyla okuyorum hocam. E, Kentin, Blüterion'un kullanımı anlamında Helenistik dönem sonrasında yapı Roma döneminde de kullanılmış mıdır? E, kullanıldıysa işlevsellik anlamında Odeon işlevi de yüklenmiş midir? Demiş. Tabii çok detaya girmedim ben anlatırken konu uzamasın diye. Şimdi meclisin... E... Yeni meclis diyoruz biz ona. Bir de eski meclis var anlattım. Yeni meclisin inşa tarihi kabaca 150. Şimdi meclisin önündeki dükkanlarda biz e, Roma tabanları kazdık. Orijinal Roma seviyeleri vardı. Milattan sonra 250-260 yıllarına ait. 250-260 yıllarına ait e, Roma tabanının üstünde bir takım enkaz vardı. Çatı kiremitleri. Onun üstünde heykeller vardı. Bu ne anlama geliyor? Heykellerin en az 400 yıl boyunca ayakta olduğu anlamına geliyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani insanın aklı bunu almıyor. Çünkü o heykeller e, tabii meclislerin işlevini Roma döneminde devam ettirmesi çok makul değil. Bir anlamı yok artık Roma. İmparatorluk zaten. E, ama meclis orada ayakta kalmış. E i̇şte öndeki dükkanlar bir işlevle. Tam biz de bilmiyoruz ne olduğunu, hayatına devam etmiş. Ama sahne binasının olduğu kısmın bir odeon olarak kullanılıp kullanılmadığını bilmiyoruz. Ama neden olmasın elbette olabilir. Ama kesinlikle 400 yıl boyunca bina ayakta kalmış. Çok güzel. Mustafa Büyük Kolancı hocamızın bir katkısı var. Gotların geldiği yıllarda Aygain boşalması ilginç. Gotların Efes gibi kentlere Denizden, Denizden geldiğini biliyoruz. Evet. Bir, bir, Şimdi bir katkısı var. Tamam, Mustafa hocam doğru söylüyor. Şimdi Gotların birkaç şeyi var, büyük akını var, ee, Batı Anadolu'ya. Sadece Anadolu'ya değil, kıta Yunanistan'a da işte Atina'ya da gidiyorlar, Atina'yı da tahrip ediyorlar, işte Efes'e geliyorlar, deniz yoluyla genelde geliyorlar. Ee, ama mesela e, Bergama'da da bir Got şeyi var, ee, işte işte got duvarı dedikleri bir duvar var yani sadece e, şeye gelmiyorlar büyük ihtimalle şöyle e, düşünüyorum ben e, gotların geldiğini duyuyor bunlar yani kuzeyden geliyor çünkü e, özellikle işte hangisi 262 galiba bir tanesinde şeyleri yıkarak geliyorlar işte e, Nikaya, Nikomedia hatta Nikomedyalılar e, bir antik yazar diyor ki Nikomedyalılar kentlerini terk ettiler Gotlar geliyor diyor yani gotların korkusu yüzünden. Şimdi demek ki böyle bir şey var. Birçok kent kent surlarını güçlendiriyor gotlar geliyor diye. Nekomedyalılar kentlerini terk etmişler. Şimdi Aygaylılar için böyle bir bilgimiz yok. Antik kaynak bize böyle bir şey söylemiyor. Ama ben diyorum ki Bilat'tan sonra 260 yıllarında işte kentteki son sikkelerin Galienus dönemi olması ve kentteki bütün kapıların taş örülerek her şeyin toplanıp gitmesinin ne nedeni olabilir? Herhalde Gotlar. Peki kentte niye geri dönmediler? Mesela birçok yerde Nikomedia'da da öyle. Geri geliyorlar, kent tahrip ediliyor ama yerleşiyorlar. Aygaylılar bir daha geri gelmiyorlar. Ersun Hocam'ın şeydir, teorisidir bu bana da çok mantıklı geliyor. Got dediğin adamlar bunlar işte bir grup barbar işte çok kalabalık gruplar halinde geliyorlar. Şimdi Aygay'ın bütün varlığı ve ekonomisi hayvancılık. Şimdi bunlar geldiğinde kentte bir şey bul bulacak halleri yok zaten adamlar kaçmış gitmiş. Ama kentin hayvan sürülerini e, büyük ihtimalle bir kere de kesip yiyebilir gotlar. Şimdi... Hayvancılık bitti ve ekonomi bittiyse artık bu kente geri gelmenin bir anlamı yok yani. Kenti ayakta tutacak bir ekonomi yok zaten. Onun için geri gelmiyorlar diye düşünüyorum ben. Evet hocam, Ama bunlar şey tabii dedim. Mustafa hocam teori. Yani böyle olmalı diye düşünüyoruz. Belki daha net bir şeyler buluruz. Evet hocam. Ee, Bekircan Tah e, Berer'in e, uzun bir sorusu var iki parça halinde. E, yapı temeline sikkelerin özellikle konulduğu konusunda ne kadar e, kesin bilgi mevcut. Bazı tapınakların banka işlevi gördüğünü biliyoruz. E, ayrıca başka sebeplerden de orada sikke bırakılmış unutulmuş olabilir. Geleneksel olarak tapınak temellerinde sikke konulduğunu söylemek ayrıca definecilere göstermek anlamına gelebilir mi? Demiş. Yani son bölümüne cevap vereyim ee, gelir ya da gelmez bilmiyorum ama işte arkeoloji kızda çıkan veri bu yani. hani e, Yani sikketin orada ele geçiyor olması e, bizim kabahatimiz değil defineciler e, definecilik yapmayı bırakacaklar. E, <laughs> evet. İkincisi şöyle söyleyeyim ben şimdi binayı şöyle düşünün e, duvar bir taş blok büyük bir blok burada bir taş blok. Bunun arasında geçiyor onlar. Yani bina yıkıldığı için biz o bölümüne denk gelmişiz. Hmm. Şimdi iki büyük taşın arasındaki yerde ele geçtiğine göre onlar oraya bilerek konmuş. Aynı yerde, aynı nokta ele geçiyor. Yani bir tane burada, bir tane ileride, bir tanesi öbür tarafta ele geçmemiş. Bunun e, bunda örnekleri de var. Sadece Aygay'da olmuyor bu. Yani onu bilerek oraya bir şekilde koymuş. Çok mata bir şey değil. Bronz sikke zaten onlar. E, bunu yapan kimdir? Acaba diyorum ben yani onu yapan doğru da ya benim de bir şeyim olsun hani deyip mi koydu? Yani 12 tane 13 tane bronz sikke hani çok mu değerli bilmiyorum. Şey değil sonuçta yani çok kıymetli bir şeyden bahsetmiyoruz ama kesin olarak bir noktaya bilerek konmuş bir şeyden bahsediyoruz. Bizim için o kıymetli zaten hocam orada bir yani insan elinden çıkıp bu bir kültürü yaşatmak adına onu koydularsa bizim için tabii en büyük değerli tabii. kısmı o. Bilgisi e, bir çukur... bizim için kıymetli. Evet tabii. tabii. Çünkü artık bir akademik veri olmuş oluyor bizim için. Onun tabii. oraya neden evet, konulmuş oldu. Ee, Caner sağ e, Atene kutsal alanında çok daha erkene gidebilecek ana kayaya oyulmuş adak ve benzeri çukurları görebiliyor muyuz demiş. Aslında sunumda gösterdim iki tane böyle kare gibi kazdığımız evet. yer vardı tapınağın temelleri onlar büyük evet. ihtimalle onlar botros'tu aslında bu çukur şimdi çukur şu e, botros çukur demek aslında e, kabaca karşılığı e, işte düşünün tapınağa işte her yerden işte geliyor insanlar bir şeyler bırakıyor figürün getiriyor bir şeyler getiriyor bir şeyler sunuyor Tanrıya Tanrıçaya neyse ya onlar birikiyor. Nereye koyacaksın onları? İşte onun için bu tür botros dediğimiz özel şeyler yapıyorlar ve oraya gömüyorlar onları aslında. E, muhtemelen e, bizim o kazdığımız alanların ben botros olduğunu düşünüyorum ama e, dediğim gibi içinde biz işte şey modern paralar da bulduk yani başka şeyler de bulduk. E, tahrip edilmiş. Normal tabii olması gerekiyor botrosların tapınaklarda. Evet hocam. Artık yavaş yavaş son sorulara geliyoruz. E... Müsaadenizle onları da paylaşayım. E, Oğuzhan İleri e, Hocam ağzınıza sağlık. Çalışmalar ağırlıklı olarak kentte devam etse de kentin teryuh, timunu, teritoryum teritoryumunda <laughs> e, çalışmalar var mı? E, kentin özellikle tarımsal üretimine yönelik kanıtlar var mı? Teşekkürler. Evet Oğuzhan teşekkür ederim. Şimdi tabii biz aslında kazının başladığı ilk yıldan beri çevreyi tanımaya çalışıyoruz, var, yapıyoruz. Ee, onun da haberini vermiş olayım, ee, çok yakında çıkacak Aygay kitabı çıkıyor. 2004-2016 kazıları, Ersun Hoca döneminin e, ne diyelim artık hesap verme şeyi gibi. İşte büyük bir kısmını hoca yazdı, biz destek olduk, bir kısımları biz yazdık falan. Orada da bir bölüm zaten buna ayrılmış durumda. Kentin etrafında özellikle Helenistik ve Roma döneminde çok fazla çiftlik var. Yani kenti sadece o tepeden e, ibaret e, düşünmeyelim. Şimdi diyelim ki o tepede 3000 kişi yaşıyor ama arazide çok daha fazla insan yaşıyor ve bu insanları e, karnını doyurmak lazım. Sadece hayvancılık da değil, tarım da lazım. Dediğim gibi çok küçük böyle e, alanlarda ovalar var etrafta ve hepsinin kenarında mutlaka e, hem Roma döneminde hem de küçük çiftlikler var. Çok sayıda çiftlik yapısı var. E, onlar orada yayında da e, göreceksiniz inşallah yakında çıkacak. Teşekkür ederim hocam. Benim de terimler üzerine biraz daha e, çalışmam lazım. Hani arkeoloji arkeoloji <laughs> olarak arkeoloji bizim için bir bütün ama ben bireysel olarak Tabii. daha çok tarih öncesi arkeolojiyle e, ilgileniyorum ya da oradaki kazılara katlıyorum e, katılıyorum. İlgim o yönde olduğu için e, bazı e, konularda eksikliğim var lütfen mazur görün ama e, bu yayınlarla beraber ben de kendimi öğreniyorsunuz tabii canım öyle evet, evet, hepimiz evet. öğreniyoruz hepimiz öğrenciyiz evet hocam e, hocam çok teşekkür ederiz e, ağzınıza sağlık e, keyifli bir akşam e, gerçekleştirdik e, Aygay'ın bilinmeyenlerini e, aslında takipçilerimize de anlatmaya çalıştık Son olarak kısa bir tekrar olması için e, biz neden Aygay'a gelmeliyiz, orada neleri göreceğiz, neden ziyaret etmeliyiz? Kısaca birkaç cümleyle toparlarsanız yayınımızı da bitirelim hocam. Peki. Ee, Aygayı bence e, özelliği e, bulunduğu konumu ve coğrafyası çok özel. E, o açıdan e, kenti e, çok keyifle gezmek mümkün bir kere onu söyleyeyim. E, yani baş, başka bir dünyaya gidiyorsunuz. Çünkü kentin kendi içindeki işte o ağaçlar, çalıların içinde yürüyorsunuz. Bir kısmını ortaya çıkardık. Önümüzdeki yıllarda belki tamamen antik yollardan yürüyeceksiniz. O his çok önemli bence. Hani ben onu çok ıı, güzel buluyorum. Gelen ziyaretçilerin en çok hoşuna giden de o oluyor. Yani antik yoldan yürümek, 2000 yıl önce adamın yürüdüğü yoldan yürüyorsun sen de. O başka bir his uyandırıyor. Bir de tabii o bitki örtüsüyle beraber işte et etrafındaki işte dereler ve e, güzel manzaralar eşliğinde çok keyifle gezilecek bir yer. E, Tabi her kentin e, bir güzelliği var mutlaka ama Aygay'ın doğal güzelliği e, daha çok ön planda diye düşünüyorum ben. Tabi bu arada e, ben e, size de çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiniz. E, umarım faydalı olmuştur. Yani ben önümüzdeki e, sezon için sizden bir kez daha söz almak istiyorum daha geniş bir e, yayın yapalım. E, bütün anlatmak istediklerinizde de hem anlatın çünkü e, farkındayım. E, anlatmak istediğiniz çok şey var ama biraz daha daraltarak e, bir sunum e, yapalım. E, önümüzdeki sezon tekrar bir araya gelelim hocam. E, güzel bir keyifli bir e, program yapalım. E, ben de size çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, Bizleri izleyenlere de e, çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Cuma günü aynı saatte e, bu sefer e, konuğum Mustafa Büyükolancı hocamız olacak. Ayasuluk Tepesi'nde e, yürüttüğü kazı ve restorasyon çalışmalarını e, bizlerle paylaşacak. E, ben bizleri takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Mustafa Hocam size de iyi akşamlar diliyorum. Ben de e, teşekkür ediyorum sağ olun. Müsaadeniz olursa yayınımızı az önce program başında e, izlediğimiz videoyla e, bitirmek istiyorum. Tabii memnuniyetle teşekkür ederim. Evet.